Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz farklı bir bölgedeyiz. Bir haftadır arkadaşlar yollara düşmüşüz. Başka bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bir başka bir yer tuttuk. İlkbahara kadar yeni tuttuğumuz yer. İlkbahara kadar orada olacağız arkadaşlar. 5-6 aya yakın biz yeni tuttuğumuz yerde kalacağız arkadaşlar. Biz şu an farklı bölgedeyiz ve bizim şu an kaldığımız bölge arkadaşlar Hasankeyf'e bağlı. Hasankeyf şu tarafa düşüyor. Buranın 10 kilometre ilerisinden Ilısur Barajı var. Ve Hasankeyf de şu tarafa düşüyor arkadaşlar. Dün akşam çok yağmur vardı. Şu görmüş olduğunuz tepelerin arkasında kocaman kayalar var arkadaşlar. Orada arkadaşlar vardı diyorlardı bu sabah. Dün akşam kar yağmış orada. İyi ki de burada kar yağmamış. Burada kar yağsaydı durumumuz çok kötü olurdu. Şu an onların durumları çok kötü olduğunu biliyorum. Ondan ben diyorum ki burada kar yağsa bizim de durumumuz çok kötüye düşeceğini biliyorum. Şimdi arkadaşlar koyunlar bu arada otlanıyor. Dün akşam biz buradaydık. Galiba bu akşam da burada kalacağız arkadaşlar. Biz böyle aşağıya inelim. Aşağıda dere var. Hayvanı sustu mu? Hemen aşağıda sol atıyoruz. Bu tarafta arkadaşlar Ilısur Barajı var. Bizim köpekler de şurada benim arkadaşımın yanında. Şurada bir tane çoban arkadaşımız var. Kamerada görünüyor mu? Bayağı uzak bir mesafede. Görünmüyor arkadaşlar. Şurada iki tane traktör var. Buradaki otlarda hayvanlar fazla yemiyor. Şu kırmızı otlar hayvanlar daha çok sever arkadaşlar. Sizlere böyle göstereyim. Böyle aşağıya inelim. Arkadaşlar hayvanlar bu otları daha çok seviyor. Burada yeşili geçermiş. Akşam boyunca yağmur yağıyordu. Sıcak bir güneş doğarsa yeşilin çok yeşereceğine eminim. Ama şu an havada hiç güneş yok. Güneş vurmadı mı yeşili geçermez. Otların arasında yeşillik var. Bu sonbaharda hayvanların yeşili yemesi gerçekten bunlar kamera görüyor ya şu an öyle merak ediyor ki bu nedir ya, çok meraklı. Şunu çağıralım. Ben seni çağırmıyorum. Sen gelme. Git. Sen gel. Bu Hamdani değil arkadaşlar. Ama şu Hamdani. Şunun ağzında dolu dolu otlar var. Öyle koyunu kameraya alıyorum. Benim burada bir şeyler yaptığımı farkındadır. Ondan öyle benden korkuyor. Şimdi arkadaşlar sizlere dereyi göstereyim. Bu aşağılarda domuzlar çok oluyor arkadaşlar. Burası çok sessiz bir yerdir ya. Gerçekten burası çok sessiz bir yer. Buralara yakın hiçbir tane köy yok. Ondan öyle sessiz yerlerde sessiz olduğu için hayvanlar buralarda öyle kalıp burada yaşamını sürüyor.
insanların yaşamadığı bölgelere yabani hayvanlar genelde oralara iniyor. Misal burası gibi. Yıllar önce şu ağaçların alanda bir köy varmış. Şu an o köy de yok olup gitmiş arkadaşlar. Zamanında ama çoktandır. Belki 50-60 yıl önce köyün sahibi buraları terk etmiş. Görüyorsunuz burada bir sürü tarlalar var. Ama hiçbirisi de biçmiş değil. Hepsini çoktan da terk etmişler. Belli oluyor arkadaşlar, bakın. Şurada tarla olduğuna belli oluyor. Kazılmış yerler hiçbir zaman kaybolmaz kolay kolay. Eşek de şurada arkadaşlar. Bu koyunu boynuzu var. Şu an arkadaşlar sürünün içinde 3-4 tane çeşit ırk cinsi var arkadaşlar. İki yıl önce bu koyunun gözüne bir şeyler oldu. Gözü kör olup gitti. Ne olduğunu hiç bilemedim. Taş mı değdi? Yere düşerek gözüne bir şey mi battı? Başka bir koyun boynuzunu onun gözüne mi batırdı? Bilmiyorum. Bir baktım ki bir gün gözünü açamıyordu. 2-3 gün arada geçti, baktım ki kör oldu. Hayvana yazık oldu ya. Yaşlı başlı koyun. Arkadaşlar şu an bu koyun 4-5 yaşına giriyor. Yaşı büyük. 4-5 yaşında. Tüm koyunların babası. Annesi mi oluyor, babası mı oluyor? Gidelim. Daha önce arkadaşlar burada tarla varmış. Ondan tarla olan kısımda bu kırmızı ot yaşarmış. Biz şöyle gidelim. Tarlanın kenarı tam şurası. Hemen belli oluyor. Görüyor musunuz? Şurada çeşit farklı bitki yaşarmış. Şu kısmın otları değişik farklı. Şuranınki farklı. Şuranın otları kırmızı. Ama biz bu şuraya bakınca beyaz otlar görüyoruz. Tam burası sınır. Tam burası tarlanın sınırı. Bu tarla böyle gidiyor. Genişliği 2 kilometreye yakın. Çok büyük bir tarla. Şu tarafta da aynı şekilde bir sürü tarlalar var. Sahipleri hepsini terk etmişler. Çoban arkadaşımız da şu tarafta. Şurada karınca yuvası var. Arkadaşlar artık zeminin altında yaşayacaklar. Zemin üstüne artık çıkmayacaklar.
Bunlar hepsi geçen bu yuvanın burada yaptığından beri ve bu görmüş olduğunuz otlar, bu otlar hepsi karıncaların çüplüğü, kışın yuvasından yediği tüm çüplüğü ve ilkbaharda hepsini dışarıya atıyorlar. Çok akıllı hayvan. Hayvanlar arasında en çok akıllı olan karınca ve en sayısı fazla olan da bence karınca. Her yuvanın içinde binlerce karıncalar var. Belki milyonlarca da var. Çok büyük karınca yuvaları var. Kış kış. Burada bir tane var arkadaşlar. Bakın. Burada kaç tane yuva var? Sayılarca delik delik yuvalar var. Bunların hepsi karınca yuvası. Karınca yuvaları burada bir sürü var. Böyle şuraya kadar da var. Şu kısmı hepsini kaptırmışlar. Böyle zemine iniyorlar. Şu an belki bu karıncaların koltukları var, sobası var. Ondan sonra çeşmesi var, buzdolabı var. Çamaşır makinesi de vardır belki. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Biz daha 10 gün 10 akşamlık bir yolumuz var. Biz daha 10 akşama kadar da böyle ilerleyeceğiz. Biz yeni tuttuğumuz yere gidene kadar durmak yok, yola devam. Bu akşam ilerimizde bir kayalık var. İlerimizde bir kayalık var arkadaşlar. Bu akşam biz orada kalacağız. Ondan sonra yine yola devam.